İnsan Nedir? Yazan Mark Twain, derleyen Meryem İlbaş İnsan Nedir? Mark Twain'in insan doğası, özgür irade ve ahlak üzerine düşüncelerini tartıştığı bir eseridir. Kitap, yaşlı adam ve genç adam arasındaki diyaloğa dayalı bir içeriğe sahip. Yaşlı adam, Twain'in kendi felsefi ve sosyolojik düşüncelerini ifade ettiği karakterdir. Genç adamsa Genellikle daha geleneksel veya kabul görmüş görüşleri temsil eder. Yaşlı adam, kitap boyunca insan doğası ve insan davranışı üzerine bir dizi radikal tezi savunur. Twain, yaşlı adam aracılığıyla insanların özgür iradeye sahip olmadığını, bunun yerine çevrelerindeki koşullar ve kişisel deneyimler tarafından belirlendiğini öne sürer. Bu düşünce, insanların ne düşündüğünün ve ne yaptığının Doğuştan gelen eğilimlerine ve yaşadıkları deneyimlere dayandığı görüşüne dayanır. Yaşlı adam ayrıca insanların kendi eylemlerinin ahlaki sonuçlarından sorumlu olmadığını iddia eder. Ona göre insanların eylemleri doğuştan gelen eğilimleri ve çevresel koşulları tarafından belirlenir. Bu yüzden insanlar kendi eylemlerinden tam anlamıyla sorumlu tutulamaz. Ona göre insanlar bir makine gibi işler çevrelerindeki koşullara ve kişisel deneyimlerine tepki verirler. Twain ayrıca insanların toplum tarafından belirlenen değerler ve inançlar tarafından şekillendirildiğini savunur. İnsanların neyi doğru veya yanlış olarak algıladıkları genellikle toplumun belirlediği standartlara dayanır. Bu bakış açısı Ahlaki değerlerin ve inançların öznel ve değişken olduğunu ve genellikle sosyal koşullar tarafından belirlendiğini öne sürer. İnsan nedir? Ayrıca insanın dil ve düşünce doğası üzerine de sorular sorar. Twain, insanların düşüncelerinin ve algılarının genellikle dil tarafından sınırlı olduğunu ve dilin insan deneyiminin sadece bir yansıması olduğunu öne sürer. Twain'in mizahi ve keskin bir dille yazdığı bu eser, insanın doğası, ahlaki sorumluluk ve özgür irade hakkında derin düşüncelere ve tartışmalara sahiptir. İnsan nedir? okuyucuyu bu konuları kendi hayatlarında ve dünyada nasıl uygulayabileceklerini düşünmeye teşvik eder. Twain, okuyucuyu düşünmeye teşvik ederek insanların eylemlerinin ve düşüncelerinin arkasındaki itici güçler üzerine kafa yormasını sağlar. Kitapta ayrıca insanların benzersiz yeteneklerini ve potansiyelini değerlendirme çağrısı da yapılıyor. Twain, insanların yaratıcılığını, sevgisini, neşesini ve merakını öne çıkarıyor ve bunların insanın doğasının ve değerinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. İnsan Nedir? felsefi, psikolojik ve sosyolojik soruları ele alan derinlemesine bir çalışmadır. Mark Twain'in kendine özgü mizah anlayışı ve keskin gözlemleriyle dolu olan bu kitap, insanın doğası ve özgür irade hakkındaki düşünceleri tartışmaya açarak bu konular hakkında daha fazla düşünme ve anlama fırsatı sunar.